Soğuk havalarla birlikte hani tabiri caizse mevsimi geldi. Grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarında bariz ciddi bir artışımız mevcut. Bu dönemde özellikle son 2 hafta soğukların belirginleşmesiyle de daha da ağır seyreden vakalarımız oluyor. Özellikle soğuk havaların olmadığı dönemlerde üst solunum yolu yollarımızın virüslere karşı bir direnci varken soğukla birlikte bazı bariyerler bozuluyor. Bu nedenle de özellikle virüslerin üst solunum yolu enfeksiyonları açısından hastalık yaratma ihtimalleri artıyor. Ayrıca kapalı alanlarda fazla bulunmamız, güneşe olan maruziyet süremizin azalması, kalabalık ortamlarda, kapalı alanlarda sıkı bir temas içinde olmamız da insandan insana yayılımı arttırdığı için hızlı bir yayılım ve uzun süren semptomlar meydana gelebiliyor. Özellikle bu dönemde aslında geçtiğimiz pandemi döneminde bağımsız bir şekilde normal dönemde gördüğümüz mevsimsel influenza, rinovirüs ya da RSV dediğimiz diğer üst solunum yolu enfeksiyonu etkenleri ve virüsler zaten ön planda. Ve bunlardan hani özellikle korunmak için ek yapılabilecek tedbirler mevcut. Özellikle soğuk havalarda bile olsa bulunduğumuz ortamları havalandırmamız, mümkün olduğunca güneş maruziyetimizi arttırmamız, kalabalık ortamlarda gerekirse maske kullanamıyorsak bile hasta olan kişilerden mesafemizi korumamız çok önemli. Özellikle okula giden çocuklarımız için el yıkama alışkanlığını arttırmak, hasta olan çocuklarımızı en azından çok fazla sıkıntıları, semptomları olduğu dönemlerde okula göndermemek güzel çözümler olabilir. Bunun dışarısında viral enfeksiyonlar olduğu için bu etkenler, evde dinlenmek, uyku düzenimizi sağlamak, maalesef gündüz süresi azaldığı için erken yatmak, dengeli beslenmek bunlar çok önemli vücut direncini arttırmak adına. Özellikle bu dönemlerde hani fast food ağırlıklı, kalorisi yüksek gıdalar yerine meyve sebze tüketimi, özellikle süt ve süt ürünleri tüketimi, C vitamini içerikli destek takviyeler de olabilir ama bunları limon, mandalina, portakal gibi meyvelerden almak da önemli. Biraz havaların soğumasının geciktiğini varsayarsak, Ekim-Kasım aylarındaki soğuma daha geç olduğu için ani soğumadan dolayı bir hastalık yüklenmesi oldu. Yani aralığın ikinci yarısında birdenbire kapandı insanlar, kalabalık yerlere birdenbire giriş daha fazla olduğu için yoğun şekilde görüyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var, dediğim gibi bağışıklık sistemimiz maalesef büyük olasılık hani farklı kimyasal etkenler, çevresel faktörler, hava kirliliği gibi nedenlerle biraz daha bu sene daha düşük gibi görünüyor ve bu nedenle de gerçekten sağlıklı kişilerde dahi uzun süren semptomlar, ağır semptomlar görüyoruz.